İyi akşamlar arkadaşlar. Geometri dersimizin 16.sında özel dörtgenler kısmındayız. Özel dörtgenler toplamda 6 tane olacak arkadaşlar. Bunlar deltoid ve yamuğu bu hafta işleyeceğiz. Önümüzdeki hafta itibariyle paralel kenar ve eşkenar dörtgeni. Son haftasında da dik dörtgen ve kareyi işleyerek özel dörtgenler kısmımızı da tamamlamış olacağız. Bu kısmın öncesinde hatırlarsanız geçen hafta itibariyle dörtgenleri, ondan önceki haftada çokgenleri işlemiştik. Geçen hafta işlemiş olduğumuz dörtgenler kısmı arkadaşlar, bütün özel dörtgenlerin hepsini içine alan özelliklere sahip olduğu için o kısma ait olan özelliklerin mutlaka öncelikli olarak biliniyor olması gerekiyor. O özellikleri bildikten sonra biz her bir şekle ait, kendine ait özelliklerden bahsedeceğiz. Şimdi öncelikli olarak arkadaşlar deltoidle başlamış olalım. Deltoid nedir sorusuna vereceğimiz iki farklı cevap olabilir. Birincisi, ikişer ikişer komşu kenarlara eşit. Bakın AD ile DC komşu iki kenar ve AB ile BC komşu iki kenar birbirine eşit olan bir dörtgen olarak tarif edilebileceği gibi arkadaşlar, tabanlara ortak olan iki tane ikizkenar üçgen olarak da tanımlayabiliyoruz. Tabanları arkadaşlar ortak ikizkenar üçgenler dediğimiz, bakın şu şekilde olabileceği gibi bir ikizkenar üçgen ve bir ikizkenar üçgen daha. Evet Levent, iyi akşamlar, merhaba. Bu şekilde olabileceği gibi şu şekilde de arkadaşlar olabilir ikizkenarlığımız. Burada önemli kısım, iyi akşamlar Oya, hoş geldin sen de. Önemli kısım şu, ikizkenar hakkında ne bildiğimiz. İkizkenar hakkında ne biliyoruz arkadaşlar? Çizdiğimiz takdirde taban açılarının birbirine eşit olduğunu, aşağıda da bir ikizkenar üçgen olacağı için taban açılarının birbirine ne olacağını, eşit olacağını biliyoruz. Böyle olduğu zaman bakın yine değişen bir şey olmayacak. Alfa ise alfa, beta ise beta. Önemli olan kısım şu arkadaşlar. Farklı kenarların kesiştiği köşeler. Bunu özellikle ifade etmiş olayım. Bir iki çizgili kenarla bir tek çizgili kenar. Farklı kenarların kesiştiği köşeler. Bir iki çizgili ve bir tek çizgili olan köşelerin açıları birbirine her zaman ne olacak? Eşit olacak. Onu da hemen özelliklerimiz içerisinde şurada göreceğiz. Öyleyse bir, farklı kenarların kesiştiği köşeler açı olarak birbirine eşit. Sonrasında arkadaşlar ne olacak? Sonrasında ikizkenar üçgendeki en popüler özelliğimiz neydi? Dakiydi. Diğer köşelerinin de açı ortay olduğu. Burası kendine ait bir açı ortay. Burası da kendine ait olan bir açı ortay. Genelde bu ikisi birbirine eşit olamayacak. Çünkü bu ikisinin birbirine eşit olduğu durumda bu ikisinin de birbirine eşit olması gerekecek ki bu şekil deltoidden daha farklı bir isim olan eşkenar dörtgene kaymış olacak. O yüzden genelde arkadaşlar açı ortay olan köşedeki açılar birbirine eşit olmaz. Yani şu ana kadar çok fazla böyle bir soru çeşidi de görmedim. Aynı şekilde burayı çizdiğimiz zaman arkadaşlar dakiden dolayı burası açıortay, burası açıortay olacak. Peki daki sadece açıortaylıkta olan bir şey değildi. Dakide aynı zamanda ne vardı? Kenarortay ve yükseklik de vardı. Evet, güzel. Demek ki köşegenler dik kesişecek. Köşegenler dik kesişecek ve aynı zamanda açıortay olmayan diğer köşegen de kenarortay olacak. Bakın bol özellikli bir şekil oldu. Öyleyse ne diyebiliriz? Şöyle diyebiliriz. Tabanlara aynı iki tane ikizkenar üçgenin birleşmesiyle meydana gelen şekle deltoid denir. Deltoidde farklı uzunluktaki kenarların kesiştiği köşelerdeki açılar birbirine eşittir. Aynı tepe açılarına ait olan açılar her zaman açıortaydır. Köşegenler birbirini dik keser ve açıortay olmayan köşegen kenarortaydır diyerek tek bir şekilde arkadaşlar deltoide ait bütün özellikleri bitirmiş oluyoruz. Peki devam edeyim öyleyse ben. Köşegenler dik kesişir dedik. BD olan köşegen, dakide olan köşegenimiz açıortaydır dedik. Farklı kenarların kesiştiği köşedeki açılar birbirine eşittir dedik. AH, HC dediğimiz dakideki kenarortay olan diğer köşegenin kenarının ikiye bölmesi kısmını söyledik. Sonrasında arkadaşlar alanla alakalı bilgi. Alanla ilgili de geçen haftaki konumuzu hatırlarsak eğer, geçen hafta ne demiştik? Bir dörtgenin alanını bulmuştuk. A, B, C ve de D şeklinde. Bir dörtgenin alanını da sinüsten bulmuştuk. 1 bölü 2 AC
BD sin alfa köşegenlerden bir dörtgenin alanını bulma yöntemiydi. Ve demiştik ki eğer köşegenler dik kesişiyorsa sinüs 91 olacağı için ve çarpmada etkisiz olacağı için köşegenler dik kesiştiğinde alan köşegenlerin çarpımının yarısıdır. Evet, demek ki deltoidin alanını bulma yöntemi de bu. İsim vermiş AC köşegenine E, BD köşegenine F demiş. Bu durumda diyor ki alanı E çarpı F bölü 2'dir. Yani köşegenlerin çarpımının yarısıdır. Bu özellik burada verilmiyor olsaydı dahi bizim bu şeklin bir dörtgen olmasından ötürü alanını yine de biliyor olmamız gerekirdi. Peki, öyleyse arkadaşlar deltoid bu ise örneklerimize başlayalım. Evet, şimdi bu bir deltoidmiş. Deltoidde arkadaşlar neydi? İki tane ikizkenar üçgen olacaktı. Evet, bu tarafta bir ikizkenarlık var. Demek ki diğer tarafta da bu ne olmak zorunda? İkizkenar olmak zorunda. Hemen hatırlayalım. Farklı uzunluktaki kenarların kesiştiği köşe açılar birbirine ne olacaktı? Eşit olacaktı. Eğer buraya x dersem burasının da ne olması gerekiyor arkadaşlar? X olması gerekiyor. Başka bir ikizkenarlık daha vermiş. Şu şekilde çizilerek de gidilebiliyor ama uzatmaya gerek yok. Biz şuraya ne diyelim arkadaşlar? X diyelim. Buraya x dediğimiz takdirde bunun içine kalacak olan şu kısımdaki açının ne olması gerekecek? 180 eksi x olması gerekecek. Çok güzel. Şimdi şuradaki dörtgende dörtgenin iç açılar ölçüler toplamının 360 olduğu toplamı uygularsak göreceğiz ki x'ler zaten ne yapacak? Gidecek ve geriye sadece alfa kalacak. Öyleyse toplayalım. Alfamız var. X'imiz var. 70'imiz var. 180 eksi x'imiz var. Ve toplamımızın 360 olmasını bekliyoruz. Eksi x ve artı x birbirini götürüyor. 70 ile 180'in toplamı 250 oluyor. 250'yi karşıya atıyoruz arkadaşlar. Alfa eşittir kaç oluyor? 110 oluyor. Bakın deltoide ait tek bir özellik kullandık. O da neydi? Farklı kenarların kesiştiği köşeler birbirine eşit açıya sahip olmak zorunda. Bu durumda bu ikisinin birbirine eşit olmasından dolayı dörtgenin iç açılar ölçüler toplamı da 360'tı. Bunu kullanarak sonuca ulaşmış olduk. Evet, cevap ne oldu? 110 oldu. Peki, devam ediyorum öyleyse arkadaşlar. Geçmişteki üçgene ait olan özellik kullanacağız. Bakın, deltoidin iyi yapabilmek için açı ortay, kenar ortay ve bir de dik üçgendeki Öklid'i iyi bilmek gerekiyor. Neden? Çünkü deltoidin içinde bir açı ortay var. O zaman kenarlarla tabanlar orantılı diye bir şey kullanabiliriz. Deltoidin içinde bir kenar ortay var. O zaman ağırlık merkezini ilgilendirerek bir durum söz konusu olabilir. Ve köşegenler dik kesişiyor. O dikmeden bir dikme inilirse bu da bize Öklid'i hatırlatabilir. O yüzden de arkadaşlar bu üç kısım ki üçgenlerle alakalı kısımlarda lazım olacak. Mesela bakın burası için arkadaşlar bir Öklid bir de açıortayı bilmek lazım. Öncelikli olarak Öklid'i hatırlatalım. Öklid neydi arkadaşlar? Dik bir üçgende hipotenüse dikme inildiği zaman olan şekilde yüksekliğe h, tabandaki parçalara pk dediğimizde en meşhur olan özelliği h kare neydi? P çarpı k idi. Bir de arkadaşlar açıortayı hatırlatıyorum. Açıortay neydi? Açıyı ikiye bölen doğruydu. Birinci kuralımız neydi? Açı ortaydan kollara dikmeler indiğim zaman dikmeler ve ayırdığı parçalar birbirine ne olacaktı? Eşit olacaktı. Bakın şimdi burada tek tek kullanalım. Öncelikle deltoid cümlesini duyduğumuz anda deltoide ait bildiğimiz şekilleri uygulayalım. 1. Burası buraya eşit ise o zaman burasının da buna eşit olması gerekecek. Öyleyse 9, 4 daha arkadaşlar kaç yapıyor? 13. 13 olabilmesi için buraya kaç kalıyor? 7 kalıyor. Bu birinci özellik oldu. 2. Deltoid'de köşegenler açıortaydı. Bu açıortay, bu da açıortay. Bu etti 2. 2. Deltoid'de köşegenler dik kesişiyordu 90'a 90. Ha öyleyse dikmeden dikme inildiyse birinci kısım arkadaşlar Öklid. Yani eğer buraya h dersem h kare 4 çarpı 9 36 yapıyor. Öyleyse h kaç yapıyor?